apocalypse. Merhaba arkadaşlar, Türkiye'nin tek Türkçe içerikli Airsoft Tamir kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Glock modellerinde sıkça yaşanan oyuncağın ateş almaması veya tetiğin düşmemesi hakkında. Videoyu bir Tokyo Mori Glock 18C üzerinde göstereceğim. Çünkü yaşanan arızayı anlatabileceğim mekanizma bunda mevcut. Diğer Glock modellerinde de aynı parçayı, aynı yöntemi izleyerek değiştirebilirsiniz. İlk önce şundan bahsedeyim. Tetiğin düşmemesinin birden fazla nedeni olabilir. Ama oyuncağınızı kurduğunuzda, sökmek istediğinizde oyuncak sökülmüyorsa, üst tuzak çıkmıyorsa bunun sadece iki sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi hammer, diğeri de hammer'ı tutan tırnak, hammer sear olarak geçer. Bu iki parçadan birinde bir arıza, kırılma, sıyırma, işte eskime söz konusu olduğunda oyuncağınızın tetiği düşmediği gibi aynı zamanda sökmek istediğinizde de üst kızağınız kilitli kalır. Başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle ülkemizde kullanıcılar Glock'larında böyle bir problem yaşadıklarında firmalar tarafından hammer set değişimine yönlendiriyorlar. Glock parçalarının, hatta VA ve Tokyo Mori'ye ait tabancaların tüm parçaları ayrı ayrı tek olarak satılabilir, edinilebilir. Yurt içine set halinde sokmuş olmaları Türkiye'deki satıcıları bağlar. Set halinde değiştirmek zorunda değilsiniz. Her parçayı tek tek ayrı ayrı değiştirebilirsiniz. Bundan bahsettikten sonra oyuncağın sökümüne geçelim. Şimdi dediğim gibi slide'ımız kesinlikle çıkmıyor. Bunu zorlarsanız muhtemelen üst kızağı kırarsınız. Bunu yapmanın pratik yolu, oyuncağı kurun. İnce uçlu, ince falçatalardan bir tanesini nozzle housing'in, yani üst gövde ile alt gövde arasındaki boşluktan oyuncağın içine sokun. Daha sonra kızağı kapatın. Oyuncağı normal şekilde sökün. Arızamız dediğim gibi üst gövdeden kaynaklı değil. Onu ayırdık. Arızamızın tamamı alt gövde kaynaklı. Şimdi gördüğünüz gibi ben söktüğümde hammer yarı kurulu olarak geldi. Bastım ve normalde seri atışta devreye giren parça hammer'ı kilitledi. Buna bastığımda hammer düştü. Şimdi o parçayı devreye almadan sadece normalde tek atışta kullandığımız mandalın kilitlemesini sağladım ve tetik düştü. Bu bana şunu işaret ediyor. Hammer sağlam ama hammer'ı tutan tırnak arızalı. Onun için hammer setimizi sökmemiz gerekiyor. Bir yıldız tornavida ile hammer setin pinini çıkartıyoruz. Daha sonra hammer'ı tutan vidayı söküyoruz. Hammer seti çıkartırken tetik kilidini, yani hammer cutoff lever denir bunun adına. Cutoff leverinin aşağıya doğru bakmasına özen gösterin. Çünkü orası hammer'ın dışında ve yayla baskı kurulan bir parça. Eğer onu desteklemezseniz düşebilir. İlk başta onu bir çıkartın. Yayı fırlamasın. Güvenceye alın. Daha sonra bu gördüğünüz bizim hammer'ımız. Altta da hammer sear'ımız var. Hammer sear'ı değiştirmek için hammer seti komple sökmenize gerek yok. Onun için sadece hammer sear'ı tutan pini bir yıldız tornavida ile yardımıyla çıkartıyoruz. Üstündeki baskı yayını aldık. Hammer seti çıkardık. Hammer sear'ı çıkardık.
Yenisini takıyoruz. Yenisini takarken normalde 17 ve 19'larda şuradaki parça olmadığı için hammer kitlemeyecektir. Elinizde bastırmanız gerekir. Ama bizim elimizde bu parça olduğu için hammer'ı kitletip yeni parçayı çok rahat bir şekilde takabiliyoruz. Daha sonra yayı takarken de şuradaki tırnak, şöyle göstereyim. Şu tırnak içeri bakacak şekilde takıyoruz. Pini tekrar yerine yerleştirdik. Valve knocker, yani valve'e vuran tırnağın içine yayı geçirdik. Şu anda senkronu tam değil. O yüzden Hammer Sear'ı kurtararak oyuncağın senkronunu da yapmış olduk Hammer Set'in. Hammer Set'i kilitliyoruz. Tek atış parçasının, yani cutoff lever'i yerine takıyoruz. Ve oyuncağı topluyoruz. Hammer Set'i gövdeye takarken eliniz sürekli olarak tetiğe basılı dursun ve bu parça mutlaka yukarıda kalsın. Aksi takdirde oturtamazsınız. Oturma şekli de şudur arkadaşlar. Şu tırnak, şurada gördüğünüz tırnak, Hammer Set'in içindeki yuvaya oturmalı. Bunu yuvasına oturduktan sonra Hammer Set'i yerleştiriyoruz. Parmağımızı Hammer Set'in üstünden kaldırmadan pini yuvasına takıyoruz. Ve en son vidasıyla sabitliyoruz. Üst gövdeyi de yuvasına oturtuyoruz. Tokyo Marui'lerde üst gövdeyi oturturken normalde sökmek için kullandığınız mandala bastırmanızı tavsiye ederim. Plastik olduğu için sıkıntı çıkartabiliyor. Şimdi bir şarjörle deneyelim. Şarjörü de harika şekilde gaz kaçırıyor. Ama işimizi görecek kadar bile çalışmadı. Başka bir şarjör deneyelim. İşlem bu kadar arkadaşlar. Tek yapmamız gereken Hammer Sear'ın aşınan parçasını değiştirmek. Bu parçanın kod numarasını, yani VA veya Tokyo Mori için olan kod numarasını videonun altında açıklamalar bölümünde vereceğim. Oradan bakıp yurt içinden veya yurt dışından temin edebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Glock modellerinin Hammer setinin bütün halinde değişmesine kesinlikle gerek yoktur. Hatta üzerindeki hiçbir parçanın, Tokyo Mori içinde, VA içinde hiçbir parçanın set, bütün veya ayrı satılamaz durumu yoktur. Yurt dışından bunların her birini vidalarına kadar, vidası, saplaması, hatta selektördeki o ufak metal bilyayı dahi ayrı olarak satın alabilirsiniz. Lütfen birazcık araştırın ve satıcıların menfaati için ithal ettiği ve size dayattığı bu şeyden kurtulun. Tek parça satın alın.
oyuncağınızı gereken parçalar dışında herhangi bir parça değiştirmeden onarıma gönderin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.